fotoğrafçı Bob Madden 30 yıl önce tarihi bir kare yakaladı. Kilauea Volkanı'nın püskürmesi. Şimdi geri döndü. Amacı etkin volkanın en muhteşem fotoğrafını çekmek. O tehlikeli bir bölgede. Helikopterden sarkıyor. Yanıyor. Ve Kilauea'nın lavlarından kaçıyor. Bir volkanla başa çıkmak ve kusursuz kareyi yakalamak için gereken cesarete hala sahip olup olmadığını öğrenecek. Fotoğrafçı Bob Madden'la tanışın. Çözmesi gereken bir sorunu olan bir fotoğrafçı. Buraya National Geographic tarafından en kusursuz, parlak, kızıl lav fotoğrafını çekmek için gönderildi. Ama burada lav yok. Ama bir zamanlar buradaydı. Burası Büyük Hawaii Adası'nın Kilauea Yanardağı. Bob, volkan bilimcisinin püskülen lav duvarı önünde fotoğrafını çektiğinde sene 1974'tü. Fotoğraf, National Geographic dergisinin Mart 1975 sayısının kapağında kullanıldı. Şimdi, Kilauea'nın lavlarının muhteşem bir fotoğrafını daha çekmek için yardıma ihtiyacı olacak. Ve yardım 1975'teki kapak fotoğrafında görülen bilim insanından gelecek. Onun adı Robin Holcomb ve Bob'u kimsenin canına zarar gelmeden lav akıntılarının karşısına çıkarabilmek için ne gerekiyorsa yapacak. Aynı 1974'te yaptığımız gibi nerede durup durmamamız gerektiğini Robin'in söylemesi gerekiyor. Ne kadar yaklaşsak da şu çatlağa geçmeyin, bu tarafta kalın. Bu çok önemli. Beraber inanılmaz bir yolculuğa çıkacaklar. Bütün yeteneklerini sınavdan geçirecek bir yolculuk. Sadece bir fotoğraf çekebilmek için akıl almaz maceralara girişecekler. Öncelikle 1974'teki fotoğrafın çekildiği yeri bulmaya çalışıyorlar. Orada hala lav olup olmadığına bakacaklar. Akıntının ucunun çevresinden bu yolu takip etmemizi öneriyorum. Bu bizi tam olarak o fotoğrafların çekildiği yere götürür. Sorun 74 tarihli fotoğrafta görülen alanın artık var olmaması. En azından o zamanki gibi değil. Bob'un 1974'te fotoğrafını çektiği püskürme Mauna Ulu denen bir noktada gerçekleşmişti. Bir zamanlar sadece ufak bir yarıktı. Ama püskürme sırasında zeminde lavlar birikmeye başladı. Püskürmeden sonra lavlardan oluşan zemin soğudu ve sertleşti. Fotoğrafın çekildiği yeri bulmak işte bu yüzden çok zor. Yolculuklarında onlara Amerikan Yer Bilimsel Araştırma Kurumu'nun Hawaii Volkan Gözlem Evi'nden Mike Pollitt katılıyor. Belki de yeni nesil bilim insanları lav arayışlarında onlara yardımcı olabilir. Ama Mike'ın gösterdiği Bob'un umduğu şey değil. 74'te lav kaynağı olan yer şimdi bir delik. Kocaman tüten bir delik. Burada durmak istemiyorum. En tepedeyken aşağı baktık. Eskiden lavın çıktığı 50 metrelik bir delik şimdi hareketsizdi. Burası neden hala tütüyor? Bunu ben de bilmiyorum. 1974'ten beri ölü bir volkan olduğunu söylemişti. Lavın soğuması feci uzun sürüyor. Bizim gördüğümüz yerin altındaki sıcak kayalardan gelen buhar. Burada büyük, kalın bir lav katmanı var ve soğuması 10 yıllar alacak. Bob ve Robin 1974'teki fotoğrafı tekrar çekebilmek için donanımlarını getiriyorlar. İşte başlıyoruz. Ama bu karede kesinlikle eksik olan bir şey var. Bu 1974'teki fotoğrafta gereğinden daha fazla olan bir şey. Lavlar. O sene Kilauea'nın lavları muhteşem bir püskürmeyle kendini gösterirken Bob Madden dergiye fotoğraf çekmek için adaya gelmişti. Bob, lav fotoğrafları çekebilmek için derhal yanardağ üzerinde çalışmalar yapan Hawaii Volkan Gözlem Evi'ne gitti.
gözlem evinde çalışan Robin Holcomb adında genç bir yer bilimciyle tanıştı. O sırada birkaç işle birden uğraşıyordum ama öncelikli görevim gözlem evi fotoğrafçılığıydı. Robin, Bob'la tanışmasını hatırlıyor. O bir hippiydi. İspanyol paça blue jean giyiyordu. Ve kocaman, karma karışık bir sakalı vardı. Robin, Bob'u lavlara götürmeyi kabul etti. Seni oraya götürürüm dediğinde tam olarak ne ummam gerektiğini bilmiyordum. Sonra gördüm ki istediğimden de fazlası var. Robin, püskürmenin fotoğrafını çekebilmesi için Bob'u lav kaynağının dibine kadar götürdü. Ardından da Bob, hayal ettiği fotoğrafı çekmek için işe koyuldu. Okurlara püskürmenin ne kadar yüksek olduğunu gösterebilmek için Bob'un bu karede bir insana ihtiyacı vardı. O kişi de Robin'di. Sanırım bu onun için, benim için olduğundan daha eğlenceliydi. Bob, ona volkanın kenarında bir ileri bir geri yürümesini söylediğinde Robin lavların önündeydi ve yüzünü sıcaktan koruyordu. Bu harika bir görüntü oğlum, devam et deyip durdum. Kılı kırk yaran bir fotoğrafçı için tek bir kez çekmek yeterli değildi. Birkaç kez tekrarlamak gerekti. Çünkü Bob, koşullar ne olursa olsun doğru fotoğrafı çekmenin kararlılık gerektirdiğini biliyordu. Doğru ışığı arıyorsunuz. Günün tam ortasında. Ben de magmanın çok daha parlak çıkması için güneşin bulutların arkasında kalmasını istiyordum. Bir süreden sonra, "Hey Bob, burası çok sıcak olmaya başladı, buradan çıkmam lazım." diye seslenmeye başladı. Bob, Robin'i lavlarda 45 dakika kızarttıktan sonra bu fotoğrafı çekti. Bob, bu fotoğrafın Mart 1975 sayısının kapağı için seçildiğini öğrendiğinde, bunun sadece kararlılıkla ilgili olmadığını fark etti. Doğru zamanda doğru yerde olduğumuz için çok şanslıydık. Ama bugün burası kesinlikle doğru yer değil. Lavlar çoktan gitmiş ve geride sadece buhar bırakmış, hem de bir sürü. Bu, Bob'a gitmeden önce ilginç bir fotoğraf çekme fikri veriyor. Buhar son derece büyüleyici. Yapmak istediğim, bütün bu buharları arka plana alarak fotoğrafını çekmek. Robin'i silüet olarak kullanıyoruz. Böylece buradan gelen adamın kim olduğunu anlayamıyorsunuz. Kara Göl'ün canavarı gibi bile görünebilir. Burada lavlar yok. Sadece gizem perdesiyle örtülü bir fotoğraf. Peki, gizemden bahsetmek gerekirse lavlar nereye gitti ve Bob'un ideal fotoğraf çekme noktası nerede? Bob, o nokta nerede olursa olsun doğal olarak ortaya çıkacağını biliyor. Bir kapak fotoğrafı zorlamaya gelmez. Asla çıkıp kapak fotoğrafı olsun diye fotoğraf çekmeyiz. Bu yüzden her zaman bir bölgede çalışırken oranın en karakteristik yerini ararız. İnsanlar onu gördüğünde bunun nerede olduğunu biliyorum, şu yazıyı okuyayım derler. Bu yüzden 2008'deki misyonumuzda buna çok benzeyen bir yer bulmak. Yani lavların karşısına geçip iyi bir fotoğrafçıyı ortama salmak. Aynı 1974'teki gibi. Ve Robin, lavların nereye gitmiş olabileceğini biliyor. Volkan hala püskürüyor. Ama o günlerdeki gibi değil. Bu, lavların lav tüplerinden çıktığı ve volkanın kenarlarından okyanusa kadar aktığı uzun süreli bir püskürme. Robin yol haritasını belirliyor. Lavları bulmak için akıntıyı takip etmeleri ve başlangıcına ulaşmaları gerekecek. Hawaii Volkan Gözlemevi, Kilauea'nın zirvesindeki kratere doğru resmen sarkmış pozisyonda ve magmanın yüzeye doğru çıktığı yer de tam burası. Bob ve Robin, lav avına burada başlayacaklar. İdeal bir zamanda geldiler. Gelmelerinden sadece 5 hafta önce zirvede bir patlama oldu. Güneyden esen rüzgar dumanları Pu-U-O-O'dan Hilo'ya doğru sürükleyip tehlikeli düzeyde kükürt dioksit taşıdı. Hawaii Volkanları Ulusal Parkı kapatıldı ve çevre yerleşim birimleri boşaltıldı. Büyükada nefesini tutmuş bekliyor. Bir anda zirvede bir sürü patlama. Bunlar görece küçük sayıdır ama yine de büyük bir değişiklik. 1924'ten bu yana böyle bir şey olmadı. Yeni canlanan Kilauea zirvesi, Bob'un fotoğrafının ortaya çıkacağı yer olabilir mi?
Şimdi Bob ve Robin için Volkan'a neler olduğunu anlama zamanı. Park, zirvedeki tehlike yüzünden Robin'in krater kenarına gitmesine izin vermiyor. Onun yerine kraterin kenarına Volkan Gözlemevi'nden Don Swanson ve Juanita Rauch gidip püsküren maddeleri topluyorlar. Ardından da Robin'e tüten kraterin içinde ne olduğunu gösterecekler. Krater zemininde bulduğumuz külleri böyle kovalarla toplayacağız. Ve bugün bulduğumuz iyi bir örnek. Robin laboratuvarda Volkan'ın geçiş döneminde olduğunu öğreniyor. Yani değişiyor, sabit değil. Evet, ama bu çok önemli çünkü bu külün içinde genç bir madde var. Demek hala taze malzeme püskürtüyor. Evet. Bob ve Robin'in gördükleri bu taze malzeme günümüze ait lav. Ama tuhaf bir şekli var. Siyah cam damlalarına Pere'nin gözyaşları adı veriliyor. Pere, yanardağ tanrıçası. Lifli cam elyaflarına ise Pere'nin saçı deniyor. Bu gerçekten taze ve kırılmamış. Evet, gerçekten güzel. Kilubaya'nın zirvesinden gelen bu lav parçaları Bob'un 1974'te kesinlikle görmediği türden bir şey. Bunun Bob için anlamı çekilmeyi bekleyen bir fotoğraf demek. Bugün dışarıda parlak güneş olmadığı ve biraz pus olduğu için çok şanslıyız. Çünkü bu sayede daha iyi bir fotoğraf çekeceğim. Havadaki pus kraterden çıkan kükürtlü gazdan geliyor. Zehirli ama çok iyi bir ışık dağıtıcısı. Bu çok iyi. Peki ama yanardağın zirvesindeki bu yeni etkinlik ne anlama geliyor? Eğer lavlar tepeden püskürmüyorsa başka bir yoldan çıkıyor. Bob ve Robin bu yüzden aşağıya, Volkan'ın yan tarafına doğru inip bela alıyorlar. Ve onu da Volkan'ın en sıcak noktalarından birinde buluyorlar. Pu-u-o-o. Bu bölgedeki etkinlik sanırım 25 yıldan uzun süredir kesintisiz devam ediyor. Burada olanları Volkan Gözlemevi'nden Matt Patrick açıklıyor. Şu anda Pu-u-o-o'yu çok güzel görebiliyoruz. Açılan gaz yarığında yeni faaliyetler var. Bu magmanın bir bölgede yüzeye giderek yaklaştığını gösteriyor olabilir. Bu da her zaman ciddiye almamız gereken bir şey. Volkan'a neredeyse dokunacak kadar yakınlar. Ama iniş yapmak çok tehlikeli. Ayrıca Pu-u-o-o'dan sadece gaz çıkıyor. Lavlar aşağıda bir yerden sızıp denize dökülüyor. Lavları görmek için Bob ve Robin'in yola devam etmeleri gerekiyor. Pu-u-o-o'dan denize doğru lav akışını bulmak kolay. Aşağı doğru inen bir duman çizgisini bulmak yeterli. Bu dumanın hemen altında taze lav akıyor. Ve Robin'in lavları yakından çekmek için bir fikri var. Büyük adanın güneydoğu köşesinin kendi özel tesisat sistemiyle ilgili olduğunu açıklıyor. Bu çok karmaşık bir kanal sistemi. Hale Mauman'ın altındaki ana bir kanaldan çıkıyor ve dallara ayrılıp çatlaklara yatay olarak ilerliyor. Yüzeye çıktığında da suya inen en kolay yolu buluyor. Lavlar yüzeyde ilerlerken akıntının dış kısmı bir şekerin kabuğu gibi katılaşıyor. Geri kalanı ise oluktan akan yağmur suyu gibi akmaya devam ediyor. Lav sonunda bitiyor ve ardında lav tübü denilen bir tünel bırakıyor. Tünelin içindeki lavı Bob'un görebilmesinin ya da Robin gibi bilim insanlarının bu lav üstünde çalışabilmesinin tek bir yolu var. Lava ulaşabilmemizin tek yolu tünelin çatısının çöktüğü birkaç yer. Bu çöküntülere baca deniyor. Bunlar çok işe yarıyor çünkü akış hızını veya sıcaklığı aletlerle ölçmek için çok uygunlar. Veya lavlardan örnek toplayabilir ve bunları analiz ettirebilirsiniz. Çünkü lavın kimyasındaki değişimleri takip etmek istiyoruz. Bu da Volkan'ın bir sonraki adımını ortaya çıkarabilir. Bob ve Robin gözlemevindeki uzmanlardan yardım alacak. Bu çöküntülerden birinden örnek alacaklar.
Ve Bob, lavları yakından fotoğraflayacak. Yaptığımız ilk şey helikopterle kontrol etmek ve aşağıda yeni çöküntüler olmadığından emin olmak. Dün gördüğümüz yeni bir çöküntü vardı ama birkaç yüz metre ilerideydi ve yaklaşması tehlikeli bir yerdeydi. Robin, bir bacaya fazla yaklaşmanın tehlikelerini kendi tecrübelerinden biliyor. Eğer çökmüşse biraz daha çökebilir ve öyle de oluyor. Lav kanalının tepesindeki delikten içeri düşerseniz ölebilirsiniz. Bob ve Robin lavların fotoğrafını çekmek için büyük bir dikkatle yaklaşacaklar. Örnekler gözlem evinden Matt Patrick tarafından toplanacak. Yürüdüğümüz yerde çok dikkatli olmalıyız. Bacalara fazla yaklaşmayı istemeyiz. Peki şimdi bize nelerin güvenli olup olmadığını söyle. Seçilecek iki tür baca var. Yaklaşması daha güvenli olan ve çevresinde daha sağlam zemin bulunan büyük bacalar. Ve daha küçük, daha dayanıksız ve güvensiz bacalar. Eğer ne kadar yaklaşılacağını kendin gösterebilirsen bir fikrim olabilir. Ve belki şuradakine de gidebilirim. Evet, ama şuradaki bölgeden daha uzağa değil. Daha uzağa olmaz, anladım. Uzun bir kabloya bağlı bir çekiç başımız var. Bunu kanalın tepesindeki bir delik olan bacadan aşağı sarkıtacağız. Lava temas ettiğinde de içine batıp bir top lav alacak. Yukarı çekeceğiz. Ardından söndüreceğiz. Bunun için sıcak lavı alıp soğuk suyun içine koyacağız. Ve bu da lavı özgün şekilde donduracak. Bilim insanları açısından test başarılı. Fotoğrafçı için ise pek değil. Benim sorunum belli bir yerde duramamamdı. Lav tüpünü istediğim açıdan bakamıyor ve bilim insanlarını göremiyordum. Bob, diğer bacadan alınmış bir örnek istiyor. Bu, yakınında durması daha güvensiz olan baca. Bu baca diğerinden biraz daha zorlu. Evet. Küçük açıklık inişi evet. Daha güç hale getiriyor. Çünkü akıntı tabii. Çok kuvvetli ve çekiç başını çekiyor. Bob açıklıyor. Bu ışıkla ilgili bir sorun. Eğer sizleri lavların önünde çekebilirsem ve ışık arkanızdan gelirse ne yaptığınızı net olarak görebilirim. Evet. Matt itaat ediyor ve 1974'teki gibi bilim insanları fotoğrafçı ne derse yapıyor. Bu farklılaşmış zeminde belli ki zayıf bir çatı var. Buna basmak istemezsin. Asla basma, merak etme. Örneğini aldı ve Bob da bir fotoğraf çekti. Bu gerçekten çok güzel. Çok güzel. Bob için güzel. Robin içinse bu dehşet verici. O, Kilovere kalderasının artık can çekişmekte olduğunu fark ediyor. Bob'la buraya 35 yıl önceki gelişimizden beri gerçekleşmiş önemli değişiklikler gördük. Ve bunlar belirli bir düzene uyuyor. Bu benim için fazlasıyla ilginç. Çünkü bu düzen doktora tezimi hazırlarken öngördüğüm bir şeydi. 1987'deki tezi volkanın içe çökeceğini öngörmüştü. Ve Robin bütün bunların, yani zirvedeki lavların bitmesinin ve denize lav akışının artmasının sönüşün başlangıcı olup olmadığını merak ediyor. Eğer doğruysa bu en azından çok fotojenik olacak. Etkinliklerdeki mevcut değişim, zirvede patlamaların artacağı bir döneme girdiğimizi gösteriyor olabilir. Ve en büyük soru, bunun önümüzdeki aylarda veya yıllarda bir noktada duracağı mı, yoksa daha büyük bir şeye mi dönüşeceği? Robin makalesinde şöyle bir şey diyor.
Zirveden akan magma volkanın içini boşaltıyor. Magma volkanı ayakta tutar. Bu gerçekleştiğinde artık kendi kendini taşıyamaz. Çöker ve çok büyük patlama olur. Aa tanrım. En kötü olasılıksa... Volkanın çok büyük bir parçası çöküp denize kayar. 10 yıllar önce St. Helen yanardağında da benzer bir şey oldu. Ama çok daha büyük bir ölçekte. Ve bu da en büyük soru. Bu gerçekleşecek mi? Peki bu çok mu yakında olacak? Değişimlerden biri şu anda gerçekleşmekte. Lavlar dağın içinden denize akıyor. Ve Bob, lav fotoğrafı çekmek istiyorsa lavları takip etmeli. Bob Madden, Kilauea kızını yakalamaya çalışan ilk fotoğrafçı değil. Volkan asırlardır patlıyor ve insanlar çok eskiden beri burada yaşananları tasvir etmeye çalışıyor. 1790, Kilauea'nın tepesi patlıyor ve bütün bir orduyu yok ediyor. Döneme ait tablolar, dehşet verici yıkımı ayrıntılarıyla resmediyor. Derken 1800'lerde fotoğrafçılık başladı ve Kilauea da buna kesintisiz bir lav akıntısıyla cevap verdi. Ama o dönemde fotoğraflar siyah beyazdı. Kızıl rengi görebilmek için volkana gitmeniz gerekirdi. Kilauea çok meşhur bir volkan oldu. Pasifik'te tura çıkan herhangi biri oraya gidip dağa çıkabilir ve mutlaka krateri dolduran Kızıl Lav Gölü'nü görürdü. Ama 1924'te bunların hepsi değişti. Hawaii'nin şaşırtıcı fenomeni, sürekli aktif haldeki Kilauea Volkanı. Burada gördüğünüz lavlar 1924'te çok büyük can ve mal kaybına neden oldu. 1924'te kraterin parçaları düştü ve bir dizi buhar püskürmesine neden oldu. Ve bunlar çok etkileyiciydi. Ama bu patlamanın filmleri bile olması gerektiği kadar etkileyici değil. İnsanlar kızılı görmek istiyorlar. National Geographic bunun üzerine 1924'te Kilauea'nın fotoğraflarını okurları için elle renklendiriyor. Bu 1924 tarihi elle renklendirilmiş fotoğraflar gerçekten harika. Temelde bu fotoğrafın üstüne sulu boya çekmek gibi. Kırmızıyı gerçeğine gayet sadık bir şekilde seçmişler. Ardından 1959'da volkan tekrar patladı. Kilauea'nın hemen doğusundaki küçük bir nokta Kilauea II patlamıştı. Burası zirve kalderasının hemen doğusundaki Kilauea II'nin krater çukuru. Burası 1959 ve 1960'taki en meşhur patlamaların gerçekleştiği yer. Püsküren lavlar 600 metreye kadar yükselmişti. Bu püskürmenin sonunda magma çöküntü alanına doğru yer değiştirmeye ve okyanusa daha da yaklaşmaya başlamış. National Geographic fotoğrafçılarını gönderip lavlara olabildiğince yakın durmalarını istiyor. Şimdi bir fotoğrafçı hızlıca bir kare yakalamak için hareket ediyor. Sıcağa dayanamıyor, uzaklaşması gerekecek. Amaç uçan lavların zengin renklerini, büyüleyici hareketini yakalayabilmek. Kilauea II'nin püskürmeleri ve buharları günümüzde diniyor. Peki lavlar nerede? Burada. Doğrudan okyanusa akıyor. Bob'un fotoğrafı buradan çıkacak. Tek sorun, üzerinde duracak bir yerin olmaması. O da uçacak. Okyanusa dökülen lavların yakınında birçok pilot uçuyor. Ama içlerinden sadece biri lavlara gerçekten yaklaşıyor. Bu David Okita. Lavlar suya girdiğinde yukarı büyük bir buhar bulutu yükseliyor.
Ve bu buhar helikopterin motorunu bir anda yakabilir. Oraya dönmeye hazır mısınız beyler? Ama David, Volkan gözlem evinin helikopter pilotu. Ufak helikopterini lavların üstünde nasıl idare edeceğini biliyor. Bob bu sayede en iyi fotoğrafını çekebilecek. Sanırım çok iyi bir kuşumuz var. Pilotumuzun çok iyi olduğunu biliyorum. Pilot bu bölgeye defalarca gitmiş ve orayı çok iyi tanıyor. Bence çok iyi durumda olacağız. Kapıları söktük yani. Dehşetli bir yolculuk olacak. Çekim menzili benim için harika. Bir sürü güzel şey yapabileceğim. Lav akıntısına uçuş şafak sökmeden başlıyor. Alçak uçuşta helikopterde olmak tehlikelidir. Şimdiye kadar helikopterden çekim yapan birkaç National Geographic fotoğrafçısını kaybettik. Ama bu alçalıp yakınlaşmanın muhteşem bir yolu. Ben buna hareketli kamera platformu diyorum. Bunlar ustaca manevralar. Ölümcül gazlardan kaçmak için yanlamasına uçuş. Lav akıntısının tam tepesine gitmek için vurgu hareketi. David, Bob'un lavların sıcak dalgasını hissedebileceği kadar yakına giriyor. Bir değişimiz vardır. Pilotun kaşlarına bakıp da ter görmezseniz yeterince alçak uçmuyor. David yeterince alçakta ve Bob da çekmeye başlıyor. Ama Bob aynı zamanda bir mükemmelliyetçi. Bir şey eksikti. Helikopter fotoğraflarının ancak bu kadarını verebilir. Orada gerçekten iyi fotoğraflar yakaladı. Ama havadan çekmek fotoğrafın derinliğini yok ediyor. Aşağı doğru bakıyorum ve bu derinliği ortadan kaldırıyor. Üç boyuta ihtiyacım var. 40 yılın deneyimi Bob'a tam olarak neye ihtiyacı olduğunu öğretmiş. Derginin işleri için gerçek anlamda dünyayı tepeden tırnağa dolaşmış. National Geographic'teyken aldığım ilk işler Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu'ydu. Ben de patronuma dedim ki, bak ben bu şirkete dünyayı dolaşmak için girdim. Bana bir iyilik yapar mısın? Artık beni bu şekilde değil, bu şekilde gönder. Hawaii sadece başlangıçtı. 12'den fazla ülkede çekime gitti. Ulusal Basın Fotoğrafçıları Birliği tarafından yılın fotoğrafçısı ve yılın dergi fotoğrafçısı seçildi. İşte bu yüzden Bob, fotoğrafta bir şeyin eksik olduğunu söylediğinde ne dediğini biliyor ve tatmin olana kadar da vazgeçmeyecek. Lavın suya girişinin en iyi fotoğrafını çekmek için elinizden gelen her şeyi yapıp yapmadığınıza karar vermeniz gerekiyor. Belki havadan, belki denizden, belki de karadan. Denizden mi? Bu iyi bir fikir dedim. Suyun altında olup lavın denize girişini oradan görmeliyiz. Bob lavlarla birlikte suya girmeyi öneriyor. Helikopter riskliydi. Buysa çılgın. Su altında fotoğraf çekebilmek için fotoğraf makinenize özel muhafaza gerekiyor. Bob muhafazasını meşhur su altı fotoğrafçısı Doug Pryde'den alıyor. Bu Canon 5D kameran için Icolite muhafaza. Ha bu harika. Muhafaza su altında fotoğrafçının parmaklarının yerini alıp düğmeye basmasını sağlıyor. Bütün mesele donanım değil. Su geçirmediğinden emin olmak için bir deneme yapıyorlar. Hava boşluğu olan tutma yerlerinden kabarcıkların gelmesi normal. Elbette. Zaten makineden gelen kabarcık görmüyorum. Önemli olan bu. Tamam. Makine suyun altında güvende olacak. Peki ya Bob? Doug'ın ona anlatacak ürkütücü bir hikayesi var. Yakınlarda lav akıntısının oralara gittin mi? Evet. Bu yıl 3 kez gittim. 2 seferinde gidip baktık ve... dedik. Ve son sefer gittiğimizde bir saat boyunca beklerken dalacağımız tarafa baktık. Sahil şeridi birden çökmeye ve giderek geriye doğru çekilmeye başladı. Yukarıdaki patlamaları aşağıdaki toprak kaymalarını gördükçe iyi ki buraya dalmamışız dedik. Doug'ın bahsettiği şey şu. Lavlar okyanusa döküldükçe sertleşiyor,
ve adına set denilen yeni bir arazi yaratıyor. Ama yapısı kömür gibi, kırılgan ve dayanıksız. Ve doğal olarak sonunda denize çöküyor. Eğer sudaysanız bu çok tehlikeli. Ve suyun altındayken bu parçalar çöküp sana doğru geliyor. Ayrıca üstünde durduğun bölümde çöküp ayaklarının altından kayabiliyor. Vay canına, bu çok iyi. Bu durum içinde bulunduğunda suda çöküntüyle aşağı doğru gidiyor. Ve bir anda seni de dibe çekiyor. Bazıları bu şekilde 100 metreden de derine çekildi. Bu çok korkutucu. Bob'un navların altına gerçekten dalmayı isteyip istemediğini düşünmesi gerekiyor. Bob'un bunu makul biriyle tartışması gerek. Ama onun yerine bu adama gidiyor. Burada bir dalışta karşılaşabileceğiniz en büyük tehlikelerle karşılaşırsınız. Burası son 5 yıldır gördüğüm en tehlikeli dalış noktası. Her şey olabilir. Shane Turpin bir tekne kaptanı ve bölgenin yerlilerine göre biraz çılgın. Teknesiyle neredeyse her gün lavlara gidiyor. Ve ölüme meydan okuyan dalışlarını defalarca yapmış. Lavlara çok yaklaştığında bunları görüyor. Denize girer girmez sertleşen kızgın. Acaba Bob bunların fotoğrafını çekebilir mi? Shane, Bob'u ve sualtı çekim ekibini yanına almayı kabul ediyor. En iyi fotoğrafı çekmeleri için uğraşacak. Bu kadar tehlikeli bir dalış için plana ihtiyaç var. Genellikle tam bu noktanın çevresinde deniz çok dalgalı olur. Şimdi oralarda çok fazla lav seti birikmiş durumda. Gerçekten çok ama çok dik bir yamaç var. Ve şu anda sürekli molozlar dökülüyor. Şekli her gün değişiyor. Sadece her günde değil, her dakika demek istiyorum. Bu tamamen oraya gittiğimizde nasıl görüneceğine bağlı. Bakalım Pele size neler gösterecek. Pele ne görmemizi istersen. Ona iyisin, bu gece dua edin. Evet, yarın göreceğiz. Bakalım ne kadar şanslı olacağız. Bob'un dalışı günün olayı olacak. Tam olarak günün sayılmaz. O akıntıya tam olarak gün doğumunda ulaşabilmek için sabah çok erkenden çıkmak gerekiyor. Mesela sabahın birine ne dersiniz? Bob, güneş doğduğunda lavların orada olmak istiyor ve oraya 3 saatlik yolları var. 3 zorlu saat. Bütün aletlerin istiflenmesi gerekiyor. Islanmasını istemediğiniz bir şey varsa aşağı koyduğunuzda mutlaka ıslanacak. Ya şimdi yerini değiştirin ya da önümüzdeki 2 saat içinde olacaklara karışmam. Ne olur dostum, olur. Ve ufukta bir ışık. Ne görüyorsun Bob? Büyük bir hareketlilik görüyorum. Bir sürü patlama, bir sürü kıvılcım. Dalmak için hala çok karanlık. Bob tekneden çekmeye başlıyor. Gittikçe yaklaşıyoruz ve şimdi de duymaya başlıyorsunuz. Ve giderek parlaklaşıyor. Ardından da kokusunu alıyorsunuz. Kükürt kokusu gibi. Çok güzel. Biraz buhar var. Yaklaştık. Gün doğumu. Şeyin için tekneyi lavın giriş noktasına olabildiğince yaklaştırma zamanı. Bugün özel bir gün. Vaikupinia zemininde 2 büyük lav girişi var. Şimdi küçük girişlerden birine yaklaşıyoruz. Fotoğraf çekmemiz için biraz daha iyi. Çünkü o kadar fazla buhar yok. Hemen şurada 3 metre genişliğinde bir lav nehri var. Ve hızla büyüyor. Çok heyecanlı. Özellikle de bir tekneye ilk binişinizse. Shane tekneyi aksiyonun tam ortasına götürüyor. Tamam, başlıyoruz. Gerçekten çok yakındayız. Ve Bob tekneden fotoğraf çekiyor. Şimdi sualtı ekibinin lava girişinin yakınına dalma zamanı. Görevleri suyun altında akan lavlara yakından bakmak. Ve Bob'a onun için güvenli olup olmadığını haber vermek. Kameraman Mike, asistanı Carlos ve Shane güvenlik planlarını gözden geçiriyorlar. Eğer birinin yukarı çıkması gerekirse hepimiz grup olarak çıkacağız. Tamam, herhangi bir anda tehlikeli olmaya başladığında hissedersiniz sadece. Bunu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Birbirimize bakacağız ve ben de aşağı göz atıp gitme zamanı diyeceğim. En önemlisi de toprak kayması başladığında setten uzaklaşın. Hemen oradan çıkın. Bizi oraya götürden
Kamera hazır mı? Lavın girdiği yerde hava çok sıcak olduğundan ekip suya belli bir mesafeden girip çıkacak. Bu da hızlı kaçışları çok zorlaştırıyor. Su, volkandan gelen mineraller yüzünden asitli. Denize giren lavın sıcaklığı 1000 derecenin üstünde, çok sıcak. Koşullar güvenli değil. Lavlar görülemiyor, sadece hissedilebiliyor. Bir kayma gerçekleşirse kimse geldiğini görmeyecek. Ve su, içinde çalışmak için fazlasıyla sıcak. Denedikleri senede ancak bir gün yapılacak türden bir çekim. Ve bugün o gün değil. Ama Bob bunun istediği fotoğrafı çekmesini engellemesine izin vermeyecek. Aklına bir fikir geliyor. Çok uç bir fikir. Kendini şeyinin teknesinin basamaklarına bağlayacak ve yarısı dışarıda, yarısı suyun içinde bir kale çekebilmek için lavlara yaklaştırılacak. Balık adam kıyafetine zaman yok. Tam şu anda doğru ışık var. Sadece şimdi Bob, Volkan'ın ona sunacaklarıyla yüz yüze kalacak. Bu basamaklar inmeme, üzerinde oturmama ve makineyi suya sokmama imkan sağlayacak. Hadi başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Robin, Bob'un düşme ihtimaline karşı ipi tutuyor. Shane'in işi, Bob'u lavlara olabildiğince yaklaştırmak. Aa! Tabii onu öldürmeden. Banyo güzel mi? Ya, evet. Güzel, sıcak bir banyo. Bu banyo daha da sıcak. Bunlara cehenneme inen merdiven demiyorsunuz değil mi? Oh! Durum gayet basit. Ne kadar yaklaşırsanız fotoğraf için o kadar iyi. Fotoğrafçı için de o kadar kötü. Oho! Ve ne kadarına dayanacağını ancak Bob karar verebilir. Suda sürüklenen lav parçaları geliyor. Bob çıkıyor. İyi misin? Evet, ayaklarım ya. Bob giriyor ve çıkıyor. Bu sorun olacak. Resim çekmek için inemiyorum. Ayaklarım yandı. Ve tekrar giriyor. Bu sırada tekneyi doğru noktada tutmaya çalışıyor. Tekne kaptanının da yerini korumak için helikopter pilotu gibi davranması gerekiyor. Motorları çalıştırıyorlar. Bir geri bir ileri gidiyorlar. Ve ben de aşağıdan onlara nereye gitmem gerektiğini söylüyorum. Bazen kızarıyor, bazen morarıyor. Sahile doğru yaklaşıp şanslarını bir kez daha zorluyorlar. Bob alevlere sadece 10 metre mesafede. Evet Bob. İşte başlıyoruz. Fotoğrafı çekerken yeterince lavım olmadığını biliyordum. Şimdi bir şansın olacak Bob. Biraz şuraya doğru. Fotoğrafa alevleri alamıyordum. Biraz kızıllığa ihtiyacım var. Bu bir striptiz gibi. Volkan çok az lav gösteriyor ve Bob'u yaklaştırmamak için sıcak kayalar püskürtüyor. Dikkatli ol Bob. Geri, geri. Geri, geri, gerile! Göremeyince bu fotoğrafla ilgili bir sorunum olduğunu anladım. Daha yaklaşmalıydım. Zaman hızla akıyor. Son bir şans. Bir kez daha doğrudan üstüne gitmek istiyor. Peki, dosdoğru gidiyoruz Bob. İşte! Burada. Saat 11 yönünde. Sol. Sol. İskele yönüne.
İşte saat 11 yönünde Bob. Çarpıcı bir kare. Ön planda ufak hava kabarcıkları, arka planda volkan. Bob yarı pişti ama yarı yarıya fotoğrafını da çekti. İşimiz tamamdır. Çektin mi? Birinci kalite. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ne çektiğimizi daha sonra gözden geçiririz ama sanırım yeterince çektim. Sanırım hem lavları hem alttan gelen dalgayı hem de buharları çekebildik. Bence gerçekten güzel oldu. Manzara buradan kesinlikle muhteşemdi. Senin daha da iyisini gördüğünü tahmin Yanan ediyorum. Yanan ayağımı saymazsan. Ama Bob buradaki sorunun farkında. Fotoğrafta suyun ne kadar sıcak olduğunu söyleyemezsiniz. Kabarcıkların sesini ve tıslamaları duyamazsınız. Bunlar fotoğrafta çıkmaz. Son birkaç geçişimizde gerçekten çok yaklaştık. Ama yeterince yaklaştığımızdan emin değilim. Bu Bob'un çekmek için geldiği fotoğraf değil. Aklına yeni bir fikir geliyor. Ve onu denediğinde de bu volkanın ısırabildiğini öğreniyor. Bob'un lav misyonu onu bu noktaya getirdi. Sabahın 4'ünde yolun sonu. Buraya yolun sonu diyorlar çünkü gerçekten öyle. Gündüz burası böyle görünüyor. Sahil şeridinin güneydoğu köşesinde lavlar her yıl daha fazla içeri giriyor. Ve toprağa ele geçiriyor. Ama burası karanlıkta daha da ürkütücü. Özellikle de bugünün planları düşünülürse. İşte buradayız. Yine erkenden kalktık. Lavları karadan akarken yakalamaya geldik. Bob sahilde durup okyanus dalgalarının lav parçalarını havaya kaldırışını izlemek istiyor. Sorun durmak istediği yer. Lav setinin üstünde durmak istiyor. Bob'u hakkında uyardıkları seti hatırladınız mı? Şu kırılıp çöken ve dalgıçları toprak kaymasının içine gömen set. Bu bir moloz yığını olduğu için son derece güvenilmez. Her an kırılabilir ve üzerinde durduğu lavlarla birlikte aşağı inebilir. Bob'un durmak istediği yer işte burası, bu set. Lavlar üstünden okyanus kıyısındaki giriş noktasına kadar 1 kilometrelik yürüyüşle başlıyor. Lavlar burada birikerek Hawaii için deniz manzaralı yeni araziler yaratıyor. Önümüzde gördüğünüz her şey yeni arazi. Kötü tarafı ise şu, bu kara kumlu sahiller bugün var, yarın yok. Arazi şekli burada haftadan haftaya değişiyor. Bu da dikkat istediğini gösteriyor. Buraya çok yaklaşamıyoruz. Bu gerçekten büyük bir sorun. Burada sıcak, taze malzeme var. Kırılmasını istemeyiz, hele biz üstündeyken. Biz de en güvenilir yerin olduğu noktayı seçeceğiz. Robin bunu nasıl yapacağımızı anlatacak. Robin'in deneyimli gözleri olası çöküş işaretleri için araziyi tarıyor. Okyanus girişinin yakınındaki bir yükselti hem ümit verici hem de göz korkutucu görünüyor. Bu yükselti sanırım birkaç aylık olmalı. Tam yaşını söyleyemem ama aynı şu sağdaki gibi yakın zamanlardaki bir volkanik faaliyet sırasında oluşan bir duvar. Yan tarafına çıkmak muhtemelen güvenli. Tam üstüne çıkmazdım çünkü hala dayanıksız olabilir ve çökebilir. Ama isterseniz sizin için kontrol edebilirim. Robin kontrol ediyor ve bir uyarısı var. Bulunduğum noktadan öteye gitmezdim. Burası açıkça dayanıksız. Büyüyen bir çatlak var. Ve tam burada başlıyor. Aslında buraya aynı anda çok kişinin çıkmaması gerekir. Başka bir yerde durmaları gerekecek. Bob, okyanusa akan lavı yandan çekebilmek için lav akıntısının etrafından dolaşıyor. Lavların suya değdiği noktayı çekmeye çalışıyorum. Burada dalganın hareketini, suyun ve lavların birbiriyle etkileşimini görebilirsiniz.
İşte o etkileşimi arıyorum. Güzel görüntü. Ama lavların hemen arkasında daha da güzeli var. Bir havai fişek gibi. Okyanusa dökülen lavlar gelen dalgalarla çarpıştığında havaya lav parçaları fırlıyor ve kıyıyı ateş yağmuruna tutuyor. Burası lavın okyanusa girdiği ana nokta. Dalgalar geldikçe lav tüpünün girişine doluyorlar ve oradan katılaşmış lavlar fırlıyor. Aynı gördüğünüz gibi. Sanırım parçalar durduğumuz yerin 10 metre ötesine düşüyor. Arada bir bizim de ötemize kadar fırlıyor gibiler. Yani tam sınırda sayılırız. Lav parçaları buraya gelebilir. Yani böyle bir yerdeyseniz her an harekete hazır olmalısınız. Ve Bob harekete geçiyor. Ama içeri doğru. Tam olarak lavların yere çarptığı noktaya. Soldaki Robin. Bob sağa doğru daha da yaklaşıyor. Bu sorun olabilir. Bob, Robin'in önerdiğinden çok daha ileri gidiyor. Bir fotoğrafçı olarak her zaman yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşmaya çalışırsınız. Fotoğrafta yakınlık hissini vermeye çalışırsınız. Bunu yapmak bazen riskli olur. Kapak fotoğraflarını doğuran tavır da bu. Büyük bir patlama olduğunda ve üzerime magma yağacağını düşündüğümde döner ve giderim. Gidebildiğim kadar hızlı giderim. Yaptığım çek kaç, geri dön, çek kaç, geri dön şeklindeydi. Aklı başında hiçbir fotoğrafçı yaralanacağı veya öleceği bir duruma düşmek istemez. Onun yerine hesaplanmış risk alırlar. Sonunda risk ödülden ağır basıyor ve Bob geri çekiliyor. Bu erimiş lav. Aslında bir seferinde kaçarken bir parça gelip su şişeme tam buradan çarptı ve küçük bir iz bıraktı. Ama tabii ki başımın tepesine çarpmasından iyidir. Ama karşılığında Kiriveya'nın şiddetini veren bir fotoğraf elde etti. Yaptığım şey çok yüksek obturatör hızında fotoğraf çekmekti. Lav parçaları havaya fırladığında onları bulutun üstündeki bir desen gibi dondurdum. Bence bu iyi bir fotoğraf. Çok güzel oldu. Ama Bob'un sakladığı bir ası var. Daha sonraya kadar ortaya çıkaramayacağı özel bir kare. Bob bu görevde 1000'den fazla fotoğraf çekti. Diyafram ayarı, obturatör hızı ve ışık koşullarıyla oynayıp durdu. Ama sonunda içlerinden sadece 3'ü seçildi. Burada güzel olan seçim şansımızın olması. Bu, Kiloveya'nın gücünü gösteriyor. Şarapnel gibi saçılan lavlar. Bu, suya doğru akan rengarenk bir lav nehri. Hepsinin kendi avantajları var. Her birinden çok iyi sonuç verecek özellikler olduğundan eminim. Herhangi birini kullanıp çok güzel olduğunu düşünebiliriz. Ama aradığımız şey o özel kare. İşte bunu arıyoruz. Ve Bob onu buldu. Görev için mükemmel olanı. Şu ana kadar sakladığı kare. Robin'le ben sabahın çok erken saatlerinde lav akıntısına gitmiştik. Ve gördüğümüz neredeyse 1975'teki kapaktaki lav kaynağı gibiydi. Artık bir kaynak sayılmaz ama uzun süreli çekim, bu havai fişek efekti ve arka planda fotoğraf çeken Robin sayesinde sanki 1975'e dönmüştük. Aynı olayı yaşıyorduk. Kiloveya hala Robin'i endişelendiren ve aynı zamanda heyecanlandıran korkunç çöküşün işaretlerini veriyor. Onun gibilerini bilim insanı yapan da bu heyecan. Kızıl lavları ve bütün bu patlamaları görmek sizce de heyecan verici değil mi? Her gün yeni arazinin oluştuğunu, bildiğiniz şeylerin bu kadar değiştiğini görmek. Bu uğraşması çok romantik ve heyecan verici bir dal. Ve Bob gibilerini fotoğrafçı yapan da işte böyle fotoğraflar.